Ali Kara Bu Kemal'le mi ittifak yapacaksınız? Anlı secderiler. Milli görüşü kardeşlerime, bacılarıma sesleniyorum. Abilerime, ablalarıma sesleniyorum. AK Parti size hak ettiğiniz milletvekili sayısını teklif etmese de, tekliflerinde sizin partinizin ablemiyle seçime girme imkanı olmasa da, daha sayacağınız onlarca bahane, doğru olsa da olmasa da, bir anlığına hepsini doğru kabul ederek söylüyorum. Vebalin büyüğünü yüklediğin AK Parti ile ittifak yapılmayacağını söylerken, bir çift lafta bu kemale söyleyecek misiniz? Temel Karamollaoğlu abi, başbakanlıkta büyük çoğunluğu Mustafa Demirkan gibi hocalarımız olan, Diyanet İşleri Başkanlığında uzun yıllar hizmet etmiş, büyüklerimize iftar emeği verdi diye. Salya sümük saldıranları, unutturmaya çalıştınız. Evet, biz de unutmak isteriz. Biz de kimseye kin beslememek isteriz. Biz de hataları hoş görmek isteriz. Ama söyler misiniz? ömrünü hafız yetiştirmeye adamış Mustafa Demirkan Hoca. Herkesten çok daha iyi siz bilirsiniz ki Bakara suresindeki ayeti okudu. Cami yapımı ile ilgili her sohbette Ayasofya ile ilgili olsun olmasın 1400 yıldır okunan, tekrarlanan Ayasofya camiye çevrilmeden inen bir ayeti okudu. Bakınız saldıranlara. Bakınız suç duyurularında bulunanlara. Bir tanesi Mustafa Demirkan Hoca'nın sözlerinin tamamını atlamadan kesmeden vermişler mi? Ankara Barosu suç duyurusu yapmış. Bir cümleyi almış, sonra üç nokta koymuş. Sonra bir cümle daha almış. Tekrar üç nokta koymuş. O üç noktalarda ne var biliyor musunuz? Atlanan bölümde, kesilen yerde hoca ne diyor biliyor musunuz? Benden iyi biliyorsunuz. Ayette buyruluyor ki deniyor. Ama ahlaksızlık zirve yapmış. İftiracılık muhbirlik damarlarına işlemiş. Daha bir yıl önce utanmadan İslam dinini orta çağdan kalma diye tanımlayan baro yöneticileri. O hakaretin hesabının sorulmamasından cesaret almışlar ki o davanın gerektiği şekilde açılıp baro yönetiminin görevden el çektirilmesi muamelesine tabi tutulmamasından cesaret almış olmalılar ki şimdi Mustafa Demirkan hocanın sözlerini kesip biçip hakaret ediyor, iftira ediyor, savcılığa suç duyurusunda bulunuyorlar. Bulunsunlar. Mustafa Demirkan'ın da Bizlerin de ayetleri okumak, ayetleri hatırlatmak görevimiz. Korkmayız, çekinmeyiz. Çarpıtmalardan sinip geri adım atmayız ama Allah'ın ayetini, ayeti okuduğunu hatırlatarak tekrarlayan bir hocanın sözlerini kesip ayette buyruluyor ki bölümünü yok edip bir bardak suda fırtına koparanlar kendi görevlerini yapıyorlar da Saadet Partili kardeşlerimiz ne yapıyorlar?'' Yok yok. Ankara Baro Başkanlığı'nın suç duyurusundan SP'yi sorunu tutmayacağım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri önümde. Hakaretleri önümde. Dindarlara saygılı Kemal diye tanıttığınız adamın tarih bilmez, hocaya saygı göstermez sözleri önümde. Ankara Barosu Başkanlığı'nın suç duyurusunda aynen şöyle deniyor. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir? demek suretiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün kastedildiği çok açıktır. Bakara suresinin 114. ayetinden habersiz Ankara Barası'nı anladık. Onlar geylere destekle kendilerini görevli sayıyorlar. Onları anladık. Peki bu Müslüman halkının oylarını alabilmek için, dindar insanları kandırabilmek için, bakın Temel Bey de bizim yanımızda numarası çeken Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerine ne diyeceksiniz? O meczup acaba İstanbul'un işgal altında olduğunu biliyor mu? O meczup acaba Mustafa Kemal'in gemilere bakıp geldikleri gibi giderler dediğini biliyor mu? İstanbul'un işgaliyle Ayasofya'nın ne alakası var? Hani beni konuşturacaklar, bana sorduracaklar. Atatürk'ün sahte imzası ile Ayasofya'yı müze yapanlar kimlerse onlara söylüyorum. Kimseyi kenarda tutmadan söylüyorum. Ayasofya'yı İngiliz işgalinde bile müzeye çevirme cesareti gösterilmemişken, bırakın 1930'lu yılları, 1950'li yıllarda, 1960'lı, 1990'lı yıllarda daha düne kadar Ayasofya'yı müze olmaktan çıkaramazsınız diye tehdit edenler kimler? Söyler misiniz? CHP'nin başındaki zat. Utanmadan binlerce hafızda emeği olan Mustafa Demirkan Hoca'ya meczup diyor. İfadesi aynen şöyle. Bizde kesme biçme yok, kırpma çarpıtma yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birebir sözleri bunlar. Bu meczup kişi acaba Kahramanmaraş'ta düşmana ilk kurşunu atan sütçü imamın ne dediğini biliyor mu? Her kim Kuvayi Milliye ve Atatürk hakkında düşmanlık yapar, onların damarında kafir kanı vardır, diyor. Ne Ayasofya'nın müze yapılmasından haberi olan, ne Mustafa Kemal'in imzasının sahtekarlıkla ve kararnameye atılmasından haberi olan, uğruna şehit olduğu başörtüyü yıllar sonra Kemalistik adı altında yasaklamak isteyenlerden de habersiz. 25 Kasım 1922'de şehit olan Sütçü İmam'ı referans alıp Mustafa Demirkan Hoca'ya kafir demek nasıl bir okkabazlıktır? Duyun Saadet Partililer, duyun 3 kuruşluk makam uğruna Kasım Kasım, kasım kasılıp Tayyip Erdoğan'a çelme takmaya kalkışan Ali Babacanlar, Ahmet Davutoğlu'lar, Sadullah Erginler, Nihat Ergünler. Tayyip Erdoğan'a deviremeyeceksiniz. İnancım duam bu. Ama bu beklentime ve temennime rağmen Allah'ın ayetini okudu diye bir hocaya meczup diyen, kafir diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığınız şirinlikler sebebiyle yine de sizlerin hepinizin ahirette iki yakasına yapışacağım. Hiçbir siyasi derdim yok. Hiçbir şahsi makam peşinde koşmuyorum. Bir hocaya bu alçakça sıfatları yükleyen hem de bir ayetteki ifadeler sebebiyle hem de ismini anmadığı bir kişiye hakaret etmiş gibi göstererek Dindar insanlara bu denli kin kusan Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterdiğiniz saygıyı, hoşgörüyü, tahammülü. Ayasofya'yı açan, Taksim'e camiyi yapan Tayyip Erdoğan'a göstermediğiniz için hepinizden davacıyım.